Leyla, Facebook üzerinden kızları kötü emellerine alet eden bir adamla tanışmıştı. Leyla her zaman farklı şeylerle meşgul olan ebeveynlerinin gözetimi olmadan hayatını sürdürüyordu. Tanıştığı adam, güya onu annesiyle tanıştırmak için ikna ettikten sonra kız adamın buluşma isteğini kabul etti. Trene binip annesiyle tanışmaya gideceklerdi. Leyla trene bindi, adamın yanına oturdu. Önlerinde bu adamı tanıyan iki kardeş oturuyordu. Adam üzerlerindeki gözleri fark edince tedirgin oldu. Acaba ben bunları nereden tanıyorum diye düşündü. Sonra da onları tanıdı. Leyla da tedirgin olmaya başlamıştı. Adam Leyla'yı sakinleştirmek için, annem seni görünce çok sevinecek, evimizi çok seveceksin, bir ay sonra da evleniriz dedi. Sonra adam başka bir vagondaki yakınına selam vermek istediğini söyleyerek Leyla'dan izin isteyerek yanından ayrıldı. Aslında sigara içmeye gidecekti. Leyla'nın bunu görmesini istemiyordu. Çünkü ona sigara kullanmadığını söylemişti. Bunu fırsat bilen büyük kardeş kıza bir şeyler söylemek için yanına yaklaştı ve ona rahatsızlık verdiğim için özür dilerim. İyi birine benziyorsunuz. Biraz önce yanınızda oturan adamı tanıyoruz. Bizim mahalleden. Yıllar önce annesi vefat etti. Onun bir evi falan yok. Babasından miras kalan evi satıp paraları uyuşturucu maddelere ve kadınlara harcıyordu. Güzel kızları tuzağına düşürmeye çalışıyordu. Allah'ın sevdiği kulusunuz ki yakınımıza oturdunuz. Bu sahtekar adamdan uzak durun. Hayatınızda yeni bir sayfa açın. Size yakışmayan bu kıyafetlerin yerine Allah'ı ve Resulünü memnun eden bol elbiseler giyip başörtüsü takın. Allah'ın emirlerini ve yasaklarını yerine getirmeye çalışın dedi. Bunları dinleyen Leyla dehşete düşmüştü. Ağlayarak Beni kurtardığınız için teşekkür ederim. Diğer söylediklerinizde de çok haklısınız. Birkaç gün önce bir kız arkadaşım bana sizin söylediklerinizi anlatmıştı. Ben de onun beni kazanmak için yalan söylediğini düşünmüştüm. Bugün ben evden sabah namazını kılıp Allah'ın beni koruması için dua ederek çıkmıştım dedi. Büyük kardeş, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Kim sabah namazını kılarsa o Allah'ın koruması altındadır. Yani güvendedir. Öyleyse ona kim saldırırsa Allah'ın gazabına maruz kalır ve ateşe girer. Sabah namazı sizi büyük bir beladan kurtardı dedi. Leyla, Allah'a hamdolsun. Dualarıma beni sizinle karşılaştırarak cevap verdi. Benim ihmalime ve günahlarıma rağmen Allah beni korudu. Ona tövbe edip onun emirlerini yerine getireceğim. Onu razı edecek ameller işleyeceğim dedi. Trenin durduğu ilk durakta Leyla adam yanına dönmeden trenden ayrıldı. İki kardeşin yardımıyla başka bir trenle sağ salim evine döndü. Leyla ebeveynlerinin de hidayete ermesi için dua etti. Allah korusun.